Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beni yurt dışından izleyen, Türkiye'mden izleyen tüm dostlara, takipçilere kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişli, harika, çok güzel bir model yapacağız. Evet güzel hanımlar, kış aylarına girdiğimiz Türkiye'mizde kış ayına girdik. Evet. Kendimize neler yapmamız lazım? Yelekler, hırkalar, böyle yeni yeni gezmelerde orada burada giymek için kendimize güzel güzel bir şeyler yapmamız lazım. Değil mi? Evet, size yine muhteşem, güzel bir yelek, hırka modeli ile geldim. Evet, hazırsanız hemen başlayalım. Evet hanımlar, siz dilerseniz istediğiniz renk tonlarını kullanabilirsiniz. Ben pembe hastalığı var bende. Pembe ile ve pembenin de bu modele çok yakıştığını düşündüğüm için pembe ile başlayacağım. Evet, şöyle yine ipim az kaldı sevgili arkadaşlar. Pembe C'm az kaldı benim. Alize Baby Best'in bir ipi. Hemen modelime size modelimi bu ipimle sizlere anlatacağım. Alize Baby Best'in bir ipi. Evet, şöyle hemen modelimi de size bir göstereyim. Övdüğüm kadar var mı modelim? Bir görün sevgili hanımlar. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın. Şöyle bakın. Baklava dilimini andırıyor ama baklava dilimi... bakın baklava diliminin altında şöyle bir çiçek var gibi, hemen üzerinde kapalı, bakın şöyle çok güzel, harika bir modelden bahsedeceğim, size anlatacağım en güzel şekliyle modeli sizlere anlatmaya çalışacağım güzel arkadaşlarım. Bakın şöyle yakından da gösteriyorum size, modelim oldukça güzel, şık, gösterişli, harika bir model. Evet güzel hanımlar, anneler kızlarına, kaynanalar gelinlerine bu modeli rahatlıkla yaptırabilir, yapabilir. Gerçekten oldukça kolay. Yeni öğrenenler için belki biraz zor gelebilir ama zor değil. İnanın, elinize aldığınız zaman, beni takip edin arkadaşlar. En anlaşılır, en kolay dille sizlere modeli anlatmaya çalışacağım. Kesinlikle yaparsınız. Ben örgü bilmiyorum diyenler bile takır takır bu modeli yapacak. Gerçekten modelim oldukça kolay ve çok da gösterişli bir model, bakın. Haydi bakalım. Modelimizin arkasında şöyle bir görelim. Tekrar. Bakın modelimin arkası da böyle. Şöyle bebeklerinize, kendinize yelekler, hırkalar, süveterler, kaşkollar, atkılar, bereler, gelin olacak kızlar, kendinize böyle abiye şallar yapabilirsiniz. Kış aylarına geldik. Kına gecelerinizde hemen omuzunuza alırsınız. Evet güzel hanımlar. Şöyle 3,5 numaralı bir şişli modele başlayacağım. İlmek sayılarım, ne yaparsam yapayım, 9 ve 9'un katları olacak güzel hanımlar. Ne yaparsak yapalım, 9 ve 9'un katlarıyla yapacağız. Şöyle hemen göstereyim. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. 2 ilmeğim ne için? Bir sağda, bir solda olmak üzere kenar ilmeğim. Yelek hırka yapacaksak dikiş kenar ilmeğimiz arkadaşlar. Hemen modelimize geçelim. Ben sizlere şöyle kısa bir ilmekle, az bir ilmekle modelimi anlatacağım. Model uzun sürmesin ki daha iyi anlayın arkadaşlar. Modelin yapılış şeklini gösterdim. Şimdi şöyle bismillahirrahmanirrahim diyorum. Yeni başladığım için ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın. Bir doladım bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir doladım. Burada sağ baştaki ve sondaki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın. Örmeden ilmeğimi aldım. Ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi bu ilmeğimin içinden, pardon, bu şekilde yönünü değiştireceğiz. Bu şekilde yapmayalım. Kafanızı karıştırırım. Şöyle içeriden dışarı doğru keselim. Bakın bu şekilde. İki ilmeğimi kestim bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın. 2 ilmeğimi kestikten sonra arada 2, 4, 5 tane ilmek yaptım. Şimdi burada bakın bu ilmeğimi örmeden alıp bunu örüyorum. Burada yanlış yaptığım için hemen düzelttim. Bakın örmeden aldığım ilmeği, şu örmüş olduğum ilmeğin içinden atlattım. Bakın ilmeğimin yönü çok düzgün ve güzel oldu. Şimdi burada bir doluyorum. Hemen ikinci bir modeli kurulum için şuradaki yaptığımız işlemi hemen tekrar yapıyoruz. Bakın bu iki ilmeği ördükten sonra bir doluyorum. Hemen burada bakın içeriden dışarı doğru bu iki ilmeğimi kesiyorum. Kestim. 5 tane düz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın. 5 tane ara ilmeğim olan düz ilmeğimi yaptım.
Şimdi burada yine iki ilmeğimin yerini değiştireceğim. Örmeden aldığım ikinci ilmeğimi örüyorum ve örmeden aldığım ilmeğin içinden şu şekilde geçiriyorum. Bakın, bir doladım, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin birinci sırasını bu şekilde yaptım arkadaşlar. Modelimin ikinci sırasında ters öreceğim arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Tüm sıramı ters öreceğim. Modelimizin arkasında, yani model boyunca hiçbir işlem yapmıyoruz. Arkasında hep ters. Böyle ters örgü yapacağız. Evet güzel hanımlar, kanalıma henüz yeni geldiyseniz, daha önce hiç abone olmadıysanız, abone olmak ücretsizdir. Modellerimi beğeniyorsanız, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız da çok mutlu, çok sevinirim. Evet, modelimin arkasında da tüm ilmeklerimi ters ördüm. İkinci sıramızda. Modelimizin üçüncü sırasındayız arkadaşlar. Hemen şöyle kenar ilmeğimi bakın örmeden aldım. Burada bir düz ilmeğim var. Bunu örüyorum bakın. Bu arttırmanın hemen önünden bir kez doladım bakın. Yine burada iki tane ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın iki ilmeğimi birlikte ördüm. Şimdi bu arada 1, 2, 3. Bakın 3 tane ilmek ördüm. Burada yine benim 2 tane ilmeğim var bakın. Hemen bu ilmeklerimi şu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle genişletelim. İçeriden dışarı doğru şu şekilde ikisini bir keselim. Bakın. Bir doluyorum bakın. İkisini kestikten sonra bir doluyorum. Düzümü ördüm. Bir doladım. Yine burada 2 tane düz ilmeğimi birlikte ördüm. Yine arada benim 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Bakın. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bunları da şöyle bakın yönlerini değiştiriyorum. Şöyle. İçeriden dışarı doğru. Şöyle kestim. Bakın. Arttırdım. Burada bir düz ilmeğim var. Örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin 3. sırasında bu şekilde yaptım sevgili arkadaşlar. Modelimin 4. sırasındayım, arkasındayım. Burada da hiçbir işlem yok. Daha önce de dedim, modelimin arkasında tüm ilmeklerim ters. Hiçbir şey yapmıyorum. Tüm ilmekleri burada ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde hızlı bir şekilde örelim. Modelimizin arkasında ters örgü yapıyoruz. Modelimizin 4. sırası. Sırasını yine şaşırabilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben sırada çok şaşırırım. Elimi takip edin siz benim. Kenar ilmeğimi tekrar örgümün ön yüzünde ve 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz ördüm. İkinci düzü ördüm. Bakın bir kez arttırdım. Bu arttırmanın hemen önünde bir kez arttırdım. Şimdi burada yine 2 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Bakın 2 ilmeğimi birlikte aldım. Bir tane arada düz örüyorum. Burada 2 tane düz ilmeğim kaldı bakın. Bunun da yönlerini değiştiriyorum şöyle arkadaşlar. Bakın. Şöyle yönlerini değiştirdim. İçeriden dışarı doğru 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bir doladım bakın. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar doladım. Yine burada ikinci modelime geldim. Bakın bu aradaki 3 ilmekle yaptığım işlem. Şurada 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bakın arada bir düz ördüm. Yine buradaki ilmeklerimin 2 ilmeğimin yönünü çevirip ikisini birlikte şu şekilde kestim. Bakın. Bir doladım. Buradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Evet, modelimin 5. sırasında da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın modelim yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi modelimizin 6. sırasında ne yapıyoruz? Arka sırasında tüm ilmeklerimizi ters yapıyoruz. Evet güzel hanımlar. Modelim oldukça güzel. Çeyizlik yelek modellerine çok yakışan, harika, güzel bir model. İster bebeğinize, ister kendinize, ister kızlarınıza yapın. İster hediyeler yapın. Yani pantolon yapın, bebek pantolonu, eldivenler yapın, bebek tulumları yapın. Yani yapın da yapın, çok amaçlı, çok güzel bir model. Kendinize kazaklar yapın, kış ayı geldi, salaş olarak yapın, sıkı sıkı yapın, nasıl isterseniz.
Evet, modelimin 6. sırasında bakın bu şekilde yaptım. Şimdi modelimin 7. sırasında arkadaşlar artık burada biz artış yapmayacağız. Dikkat edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimle birlikte. Burada benim artık kesilecek 3 ilmeğim var. Sadece şu 2 ilmeğimi kesiyorum bakın. Sadece 2 ilmeğimi kesiyorum. Buradaki ilmeğimi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın. Şimdi burada yine 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bakın. Bu ilmeğimle 9 ilmeğim oldu. Modelimiz neydi bizim? 9 ve 9'un katlarıydı arkadaşlar. Şimdi şöyle 9 ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6, 8, 9 bakın. Modeli yeni bir kurulum için tamamlıyoruz. Burada yine kenar ilmeğimi, kenar ilmek, kenardaki ilmeklerimizi düz olarak ördük. Bakın bu şekilde. Şimdi modelin arkasında yine sevgili hanımlar, hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerimi yine ters olarak öreceğim. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelim çok çok kolay, çok çok basit sevgili hanımlar. Gerçekten örgü bilmeyenlerin bile örebileceğini düşünüyorum. Yukarıda 3 nokta var videonun hemen üzerinde. Orada hızla hızlı yap, yavaş yap diye işaretler var. Oradan eğer hızlı görüyorsanız benim yaptığım örgüyü hızlı yapıyorsam oradan yavaşlatarak yapabilirsiniz. Evet, şöyle bir modelimizi çıkardık hanımlar. Bakın bir modelimiz bu şekilde. Bakın bir modelimiz bu şekilde. Şimdi ikinci bir model kuracağız. Model ilerledikçe kendini gösteren, böyle baklava dilimi oluşturan harika güzel bir model oluyor. Şimdi ikinci bir modeli de size nasıl kuruyorum, nasıl yapıyorum göstereyim hanımlar. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir kenar ilmeğim var bakın. 1, 2, 3. Bakın 3 ilmek ördüm. Burada bir düz ilmeğim var görüyorsunuz. Yönlerini şu 2 ilmeğimin değiştiriyorum. Bakın. Yönlerini değiştirdim. İçeriden dışarı doğru 2 ilmeğimi ördüm. Bakın. Bir doladım. Yine burada 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Bu yaptığımız işlem arkadaşlar şuradaki kurduğumuz şu işlemi yapıyoruz. Şuradaki şu işlemi şimdi burada uyguluyoruz. Şimdi arada 1 2 3 4 5. Şimdi bir burada, bir de burada model kuracağız arkadaşlar. Yani bir tane modelimiz vardı burada. Şimdi iki tane baklava olacak bunun üzerinde. Şimdi yine 5 tane aradaki düzümü ördüm bakın. Şimdi burada 2 ilmeğimi yine yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru şöyle kestim. Bir doladım. Buradaki düz ilmeğimle buradaki düz ilmeğin ikisini bir ördüm. Bakın. Burada 3 ilmeğim var. Üçünü de düz örüyorum. 1 2 3. Evet, bakın bu şekilde. İkinci modelimin birinci sırasında bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi ikinci sırasındayız. Tüm ilmeklerimiz ters. Hiçbir işlem yok. Burada sizlerle güzel sohbetler yapabiliriz. Sevgili hanımlar, inanın ben model çıkarırken sizler benim karşımdaymışsınız gibi çok mutlu oluyorum. Sizleri yanımda hissettiğim için sizlerin hani Selma abla şu şöyle mi bu böyle mi dediğinizi duyar hisseder gibiyim. Ve rahatlıkla inanın videolarımı çekiyorum. Sizlerden gelen güzel ilgi ve alakaya da çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar alıyorum. Hepinizden Allah razı olsun güzel arkadaşlarım. Evet, şimdi bakın modelimin ikinci sırasında ters olarak ördüm. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2. Bakın burada 2 düz yaptım. Sevgili hanım, pardon, bir tane yapacağız. Bir tane düz yaptım. Şimdi yine burada 2 ilmeğimin yönünü şöyle değiştiriyorum. İçeriden dışarı doğru ilmeğimi kestim. Bir doladım. Bakın. Bir düz ördüm. Bir doladım. Yine burada 2 tane ilmeğimi ikisini bir kestim. Bakın hanımlar. Şimdi burada
1, 2, 3. Bakın arada 3 tane düz ilmeğim oldu. Şimdi yine bu iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sağdan sola doğru, yani içeriden dışarı doğru kestim. Bir doladım. Bakın, bir doladım. Bir düz ördüm, arttırdığımız ilmek. Tekrar doladım. Buradaki iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir düz, bir kenar ilmeği. Yani bu sonda nasıl bitiyorsam, bu başta ne yaptıysam bu sonda da aynı şekilde bitiyorum arkadaşlar. Evet, modelim gerçekten kolay hanımlar. Evet, modelimin arkasında yine tüm ilmeklerimi ters yapıyorum. Hızlı yapıyorum arkadaşlar arkaya geldiğim zaman. Tüm ilmekler arkasında ters. Durdurmak istemiyorum videoyu. Tam anlamıyla her şeyi görün. Bakın tüm ilmeklerim ters. Evet, bu şekilde arkasında yaptık. Dördüncü sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi yine modelin 5. sırasındayız. Bakın burada kesilecek olan 2 tane ilmeğim kaldı. Bir de kenar ilmeğim var. Hemen şimdi bu iki ilmeğimin yönünü çevirdim. İçeriden dışarı doğru kestim. Bakın. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, bir ördüm. Bakın. Bir doladım. Burada benim, pardon arkadaşlar, gene sırayı karıştırdım. Sırayı karıştırdım. Evet, doğru yapıyoruz. Bir doluyoruz. Burada 3'e düşüreceğiz burada ilmeği. Doğru yapmışız. Kafam gitti gene. Evet, bir doladım, bir düz. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, bir düz. Bir doladım. Bakın bu iki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Arkadaşlar inanın ben neysem oyum. Videoyu burayı yanlış yaptım. Ay şöyle oldu da keseceğim diye uğraşmıyorum. Aynı hataları sizler de yapabilirsiniz. Sizler de bu şekilde düzeltin diye kesmiyorum. Evet, bakın iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir düz örüyorum. Bakın. Burada yine iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ola ki aynı hatayı siz de yaparsınız. Hemen benim gibi düzeltiverirsiniz. Evet, iki ilmeğimi birlikte kestim bakın. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, bir düz. Bir doladım. Bakın iki ilmeğimi birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modelimizin 5. sırasında bu şekilde yapmış olduk güzel hanımlar. Modelimizin 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimi bakın örmeden aldım ve ikinci ilmeğimi ters ördüm. Burada yine tüm ilmeklerim ters. Evet, modelimizi, ben bu modeli çok sevdim hanımlar. Gerçekten çok beğendim. Biliyorsunuz ben yurt dışı kanallarından modellerimi seçiyorum. Gerçekten beğendiğim modelleri, arkadaşların dillerini anlamıyoruz ama bayağı bir arkadaş olduk. Muhabbet etmeye başladık diyeceğim neredeyse. Yani onların dilini bile öğrenmeye başladım yavaş yavaş. Ne derlerse onların dilinden sizlere çevirerek yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi modelimin 6. sırasındayım. Arkadan tüm ilmekleri ters ördük ve ön yüze geldik. Bakın şimdi burada kenar ilmeğimi aldım. Hiçbir işlem yapmayacağım. Buradaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim arkadaşlar. Bakın. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arttırma yok artık burada. Buradaki iki, bakın 3 tane düz ilmeğim var ya, şu ikisini birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Tüm ilmeklerimi burada, şu aradaki ilmeklerimi düz ördüm. Buradaki 3 ilmeğin ikisini ters düz ördüm. Burada bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kesmiyoruz. Şu şekilde, bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Ben modeli 2 sıra üzerinden, hani 2 örnek üzerinden, bir örnek başladık. 2 örnekle modeli tamamlıyoruz. Hazırladığım için. Tabii siz modeli daha çok hazırladığınız zaman daha çok ilmekle, bu daha farklı, yani şuradaki yaptığımız gibi devam edecek. Şimdi modelin arkasında yine tüm ilmeklerim ters. Modelin son sırasındayız hanımlar. Modelin son sırasındayız. İnşallah bu güzel modelimi beğenmişsinizdir güzel arkadaşlarım. Beğeneceğinizi düşündüğüm harika şık bir modeldi. Sizlerin zaten beğendiği modelleri ve çok amaçlı. Sizlerin yelek, hırka, bluz, kazak,
şal, ondan sonra atkı, her türlü örgü modellerine yakışacak çok amaçlı örgü modelleri ben sizlere tercih ediyorum. Evet, modelimin 6. sırasında bakın bu şekilde tamamladım. Sizlere ben 2 model anlattım. Bakın şurada bir modelimiz oluştu sevgili hanımlar. Gördüğünüz üzere şöyle ortada bir modeli oluşturduk. Modelimiz bu sevgili hanımlar. Modelin gidişatı bu. Birinci sırada nasıl yaptıysam burada şimdi aynı şekilde başlayacağım. İkinci sırada ikinci modeli uyguladığımızda da burada nasıl uyguladıysak o şekilde uyguluyoruz. Ben sizlere sıralarını söyledim. Kolaylıkla yaparsınız. Şimdi sadece şu birinci sıranın nasıl kurulduğunu ben sizlere şu ilk sırayı nasıl kurduk onu bir göstereyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Üçüncü modelin ilk sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. Bakın. Burada şu iki ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Şöyle içeriden dışarı doğru. Kesilmek de istemiyor ilmekler. Allah Allah. Şöyle iki ilmeğimi birlikte kestim. Arada 5 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 ilmeğimi yaptım. Burada yine 2 tane düz ilmeğim var. Yine ikisinin de yönlerini değiştiriyoruz. Bakın. Şimdi bir doluyorum. Bakın bu aradayız yine. Bir doluyorum. Buradaki 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Yine araya 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz ilmeği ördüm. Burada yine 2 ilmeğin yönünü çevirip bu şekilde bir doluyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Modelin arkasında da ne yapıyoruz? Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet güzel hanımlar, bakın sizlerle şöyle bir model anlattım. Gerçekten harika bir model. Çok da güzel oldu. Kolaylıkla da yapabileceğiniz. Örgü bilen arkadaşlarım zaten modeli gördüğü zaman, şöyle baktığı zaman hemen yapar. Ama yeni öğrenmiş arkadaşlar için de tek tek anlattım. Evre evre anlattım. İnşallah anlamışsınızdır. Adım adım size modeli anlattım arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi modelin büyüğünü tekrar sizlere şöyle bir göstereyim ben. Evet güzel hanımlar, bakın modelimiz bu şekildeydi. Modelimizi çok ilmeklerle yaptığınız zaman böyle bir güzellik elde edeceksiniz. Gerçekten harika bir model, çok güzel bir model. Bakın şöyle. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Başınız ağrımasın. Eğer bu güzel modelimi beğendiyseniz güzel hanımlar, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle modellerimi paylaşmayı unutmayın sevgili hanımlar. Gerçekten sizlerden gelen yorumlar ve beğeniler çok hoşuma gidiyor. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu modelimi de beğenmişsinizdir. Bakın. Beğendiyseniz dediğim gibi abone olmak ücretsiz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle modellerimi paylaşırsanız mutlu olurum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik güzel arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Bütün güzel günler, yarınlar sizlerin olsun diyorum. Hoşça kalın.